Merhabalar yatırım ve finans hoş geldiniz. Ben Taha Göktaş. Bugün yine önemli bir videoyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce sizden ricam biliyorsunuz videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız, ayrıca düşüncelerinizi, yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeniz. Şimdi çok uzatmadan geçiyorum. Öncelikle videonun birazcık neden önemli olduğu hakkında konuşalım. Türkiye'de benim önem verdiğim 3 tane aracı kurum var. Bunlardan biri Bank of America, Yapı Kredi ve İş Yatırım. Ki şunu da böyle gö e göstermek istiyorum bakın. Her zaman size derim ya piyasaların yükselişi, yapı kredi, bofa ve iş yatırımın hacmi toplamda 100 milyar TL'yi aşınca günlük hacimden bahsediyorum. Bu piyasaların yükselme süreci başlayacak. Bundan önce piyasalarda büyük bir yükselme süreci e görmemeniz gerektiğini size defalarca kez söyledim. İşte teknik analiz 9.480, 9.420 yok şu olur yok bu olur bomboş işler. Onlar traderların işleri. Ama ben rallyciyim, rally bekliyorum dersen yok 9480, 9620 destekler, dirençler bir önemi yok. Bu hacim olmadığı sürece bu piyasa gitmez. Ve bunlar da bence en önemlilerinden biri iş yatırım. Bunun aldığı veya daha da doğrusu yükselecek sinyali verdiği hisselere şöyle bakalım. Bunun dışında bir şey daha göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar iş yatırımını aldığı hisler falan var. Çok da önemli değil bunlar. Bunlara girmeyeceğiz bu videoda. Nakit girişi çıkışı ve iş portföy yönetimi yani iş yatırımın fonları. Burada biraz daha yükselmeler başladığında bizim için önemli olacak. Mesela şu anlık daha yerli hissenin fonlarında bir giriş yok. Yani birinci 10 milyar TL'lik giriş olan fonda ne varmış? Bakın ikinci para piyasası fonu. Bunun dışında 710 milyon TL girişte hisse senedi fonu var. Daha bizim piyasalarımızda borsa senetlerinde böyle bir yükselme falan gözükmüyor. Yani biz 30 senedi fonunda girişler 16 milyon TL. Bunun dışında daha çıkışlar var. Hala piyasalarımızda net bir yükselme sinyali yok. Hala piyasalarımız toplama döneminde Aralık ve Ocak aylarını bekliyor. Şimdi bakalım ilk yükselecek dediği hisseyle başlayalım. Enerjisa 3. çeyrek bilançonun ardından yükseliş sinyali verdiği şirketlerden biri iş yatırımın Birazcık bilançoyu inceleyelim. Benim uzun vadede sevdiğim bir şirket. Ama uzun vad. Sen 5-6 yıldır borsada. Yanlış hatırlamıyorsam 2018 yılında borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı diye hatırlıyorum. Fena bir şirket değil. Sabancı şirketi. Ama hala bilanço olarak kısa vadede aşırı sert, büyüksel için yeterli değil. Diyeceksin 0.98 PDDD oranı. Mis gibi bir oran. Kardeşim doğruya doğru ama. Biz ne hisseler gördük uygun çarpanlara rağmen yükselmeyen. Bu şirket daha çok bir temettü şirketi. Benim uzun vadede sevdiğim bir şirket. Zaman zaman yaptığım bir yöntem vardır. Özellikle bakın bu yöntem hani kendiniz için yapmak zorunda değilsiniz. Çoluğunuz çocuğunuz için ben çok değerli bir yöntem. Çocuğum yeni doğdu. 1 yaşında, 2 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında neyse artık. Çok fazla soran var. Hangi hisleri almalıyım? Ben bu tür şirketlerin aslında alımını destekleyen bir insanım. Mesela ileride enerjisi bak çok düz mantık. Elektrik faturalarımı enerji ödeteceğim. Çok düz bir mantık. Kısa vade tutmaz bu. bir iki yılda bunu halledemezsin ama 10-15 yılda edebileceğim bir süreç. Daha çok temettü verimi için toplanabilecek bir hissi. çünkü ortalama olarak baktığımızda yüzde 7 civarında bir temettü verimine sahip şirket. Bu da muazzam bir değere sahip. Ama kısa vadede baktığımızda teknik göstermek istiyorum burada. Yani bir yılda en son bakarız yüzde kaç potansiyel verdiğini. Burada bir 60 TL direnci var kısa vadede. Ardından baktığımızda burada ne dirençlerimiz var? 64 TL, 60 TL bandlı direncimiz var. Yani sıkıntılı bölgeler. Şu anlık net bir yükseliş sinyali yok. 60 TL aşılmadan da kısa vadede güzel bir sinyal vereceğe benzemiyor. Yıl sonunda benim tahminim açıkçası bu şirketin, bu hissenin 71 TL direncini kıracı. E, yükseltmez 80-85 TL civarında da yılı kapatacağını düşünüyorum. İş yatırımın tahminine de en son bakacağız. Tüpraş tarafına geçelim İkinci şirket. E, ben bir süreler incelememiştim 3. çeyrek bilançları yani size incelememiştim. Bu da önemli oldu. Dediğim gibi bununla ilgili de özel bir projem var yakında göreceksiniz. de fiyatları falan gösterdiğim. Daha fazla içerik içinde katıl tarafına gelebilirsiniz burada yine 1.18 uygun bir PDDD değeri var ki size şunu söylemek istiyorum. Bazen bana şu sorular geliyor. Ya yani kardeşim bebek ise söyle bebek ise çok artacak 5 kat 10 kat. Zaten bizim genel olarak model portföy serimiz vardı daha önce paylaşmıştık. Bir iki haftadır güncellemiyorum çünkü daha büyük balın fırsatı gelmedi. Orada kriptolardan falan bu potansiyeli sağlıyoruz. borsa İstanbul'da ben güzel bir artış bekliyorum 2025 yılındaki. Çok kişi bekliyor artık. Yani diyeceksin ki 2024'te ya ben 2024'te çok fazla bir en duymadım açıkçası. Genelde Twitter tayfa muazzam artış muazzam artış diyordu ki onların da çok satın alınmış insanlar. Ama 2025'te gayet iyi analistlerden e, ki gayet iyi ama ben de bir analistim. Benim de artacağını düşündüğüm bir sektör Borsa İstanbul ve tercihim biz 30'dan yana TÜPRAŞ'ta tabii ki artacak şirketlerden biri. Yine de ben TÜPRAŞ'ın aşırı sert alımına karşıyım kısa vadede. Sebebi ne? Bilançolar bu ara pek iyi değil. Yani net kar güzel Allah bereket versin pozitif. Ama satış oranları düşmüş, foyuk oranları düşmüş, borçlar artmış, öz kaynaklar artmış. Bunun dışında varlıklarımız düşmüş. Yani genel olarak çok pozitif bir tabloda değiliz. Uygun çarpanlara sahip olsak bile. Yine benim temettüleri sayesinde biriktirdiğim, temettüleri için biriktirdiğim ki bu sene Türklaş'tan çok iyi bir temettü aldık. Yani %12, %13 civarında bir temettü aldık. Yani Savancılar, koçlar bizi temettü anlamında hiç boş bırakmıyor. Temettüsünü sevdiğim şirketlerden biri. Peki bakalım teknik olarak bize tüpraşımız ne diyor? Evet uzun vade 4 5 6 yıl atlarında o çocukluk için muazzam bir şirket. Ama kısa vade şu anlık düşük seviyelerde ve önümüzde öncelikle 150 TL direnci var. Ardından da 170 TL bölgesi direnci var. Ben sene sonuna kadar bu şirketin 204 TL'yi kıracağını düşünüyorum. Sene sonundan kastım bu arada 2025'in sene sonu. Yüksek ihtimal 220 TL bantlarında bir kapanışı bu senenin sonunda göreceğiz. Bunların hepsini bu arada iş yatırım tavsiye ediyor. Al sinyali veriyor. Tofaş'a baktığımızda daha yüksek sinyal veren şirketlerden biri. Net borçları düşmüş, öz kaynakları artmış. Tek sıkıntısı dönem varlık düşüşüyle beraber toplam varlık düşüşü. Daha uygun çarpanlara geldi. Temettü desek temettüsü var. Bu yıl %7 civarında temettü dağıttı. bu da ortalama olarak %7-%6 civarında temettü dağıtan bir şirket. Önemli şirketlerimizden biri. Baktığımızda TOFAŞ'ın durumuna. TOFAŞ bizim için ne diyor? Hisse 352 TL civarından 195 TL civarına düştü. Bir kere arkadaşlar benim de söylediğim bir şey var. Otomotiv sektörü eskisi gibi olmayacak. Son 10 yıldaki, son 5 yıldaki otomotiv sektörünü bir unutun. Bunun sebepleri BYD'nin ve Tesla'nın pazarı ele geçirmesi ve artık elektrikli otomobil devrinin başlaması. Diyeceksin ki, ya kardeşim ben videolar izledim, arabalarla da ilgiliyim. Alman araba üreticileri bu pazarda girmiyor. Ford'lar, BMW'ler, Mercedes'ler falan elektrikli otomobil pazarında çok fazla İlerlemiyorlar ve yatırımlarını geri çektiler. E, o zaman bu kötü bir şey değil mi? O zaman bu pazar gereksiz. Hayır arkadaşlar. Bizim yıllardan beri bildiğimiz BMW'ler, Mercedes'lerin bunu çoğunuzun kabul etmeyeceğinin farkında olsam bile devri geçti. Nasıl devri geçti? Nereden biliyorsun? Biliyorum. Çünkü bilançolarına baktık. Hatta sizlerle beraber de baktık. Bilançoları negatif gelmeye başladı. İhtiş karıyorlar Bu şirketler artık e, çağının gerisine kaldı. Alman ekonomisi sarsılıyor ki Alman e, biliyorsunuz ki arkadaşlar Alman hükümeti Maliye Bakanını e, görevden almıştı, istifa etmişti diye hatırlıyorum ve yeni bir seçime gidiyor. Yani Almanya'da ve Avrupa'da işler sıkıntı. Artık Avrupa'nın domine ettiği pazar yok olmak üzere otomotiv pazarı. Artık yeni oyuncularımız var. Tesla ve BYD. Bu iki şirket pazarı domine ediyor. Ve bunların domine ettiği pazarda eskisi gibi ne Ford Otomotiv ne doğu işte Tofaş'ta eski artışları görmeyeceğiz. E o zaman bu kötü bir haber hisseler düşecek. İşte bir, burada bir yine güzel haberimiz var. Güzel sayılır. Bundan sonra düşecek demiyorum ben. Eskisi gibi artmayacak diyorum. Çünkü zaten Temmuz ayından beri 350 TL civarından 180-190 TL civarına gelene kadar bu fiyat e, fiyatlar daha doğrusu bu haberler fiyatlandı. Biz bunları gördük. Artık bundan sonra peyderpey artacaktır bu şirketler. Niye işte politika faiz indirimleri, kredilerin açılması. Ama daha %50, %60 civarında yani bir yılda böyle 2-3 katı artacak otomotiv pazar etkisi görmeyeceğiz. Benim de yıl sonu hedefim bu şirketlerde. Hani 340 TL, 320 TL bantlarında yeni bir rekor kıracağını pek fazla düşünmüyorum. Bu rekor fiyatımıza gelip orada kendiniz toplayacaktır diye düşünüyorum. Daha fazla bir artışı. Tofaş tarafında beklediğimi söyleyemem. Şimdi geldik gerçekten ama gerçekten potansiyelli biz 30 veya daha doğrusu bilinen şirketler dışındaki şirketlere. Ama bunlar daha potansiyeli en sona koydum. İlk şirketimiz Galata Wind 3. çeyrek bilanço geldi. Net dönem karında geçen seneye göre bir artış olsun. Öz kaynak arttı ama varlıklar düştü. Finansal borç artarken pardon düşerken net borç arttı. Birazcık nakit sıkıntısı çektiğimizi görebiliyoruz şirkette. Uygun çarpanlara düşük piyasaya sahip şirketlerimizden biri. Temettü verimi az da olsa var bence güzel şirketlerden biri. ileride potansiyele sahip. Yanlış hatırlamıyorsam %90 civarında bir potansiyel girdi. Buna iş yatırım dediğim gibi en son bakarız. Teknik olarak bir Galata Wind'i yorumlayalım. Şirketin tablosu gerçekten çok tuhaf. Önce 4 TL civarlarından 28 TL'ye oradan %50 düşüşle 12-13 TL'lere... Oradan 38 TL'lere yine burada bir yüzleri düşüşte 20 TL'lere. Oradan 33 TL oradan tekrardan 23 zikzak şekilde 2 yıldır hareketlerini tekrarlayan bir şirket. Şu anlık yüksek ihtimal tekrardan bir yükselişin başladığı bölgedeyiz. Kısa vadede de potansiyelli şirketlerimizden biri. Diyeceksin ki Bollinger Band sıkıntısı var. Daha önce buradaki 2023 Mart bölgesinde hep bir sıkıntımız vardı. Diyeceksin ki Haziran, Temmuz'dan sonra tüm piyasa arttı. Bu da arta, art olarak. Şimdi de piyasanın artması bekleniyor. Ayrıca yani burada bu artış tabii ki böyle bir artışı ben beklemiyorum. Yani onun için 39'da 3 katlık bir artış beklemesen bile yani %80, %90 civarında potansiyel var. Yani hesaplarsak 45 TL civarlarına falan gelip kendi rekorunu kırabileceğini ben Galata Wind'in teknik olarak düşünüyorum. Kısa vadede bakarsak da 25 TL direnci var. Bunu kırdıktan sonra şirketin 28 TL bölgesine kadar potansiyeli olduğunu yani %12'lik bir potansiyele sahip olduğunu görebiliyoruz. Galata Wind'i de inceledik. Galata Wind de güzel şirketlerimizden biriydi. Enerji sektöründe kullanılabilir bir şirket. Tabii ki enerji şey, değişik bir alan. Yani Galata Wind evet normal enerji şirket ama enerji önceleri mi artacak bu mu artacak bunu da ayrı bir videoda sizlerle beraber inceleyeceğiz. Şimdi iş yatırımın son 3. çeyrek raporlarına göre en yüksek artış ve beklediği şirkete bakacağız. Koton öz kaynak artışı olsa bile varlık artışı olsa bile borçlar da arttı ki az bir borcu yok. Net dönem karında belli sıkıntılar çekiyor. Bunlarla beraber 2.19'luk gayet makul bir piyasa değeri defter değeri var. Daha temettüs yok yeni bir şirketimiz. Daha çok çok yeni bir şirketimiz. katlıma endeksine uygun ben çok gelir tablosunu beğenmesem bile yani iş yatırım bunda muazzam bir rapor sundu. Çok çok artacağını savunuyor. Peki biz bakalım ben ne diyorum teknik olarak? Koton bir kere arkadaşlar. Halk arz olduktan sonra takır takır çakılan bir şirket. 34 TL civarlarından 18 TL civarlarına geldi. Ki zamanında hiçbiriniz e, bunu demedin diyemezsiniz. Ben bu şirketin bir şey yapmayacağını size defalarca anlattım. Ve sonunda %38 kayıpla karşımızda. Aslında şirket biraz da o yüzden bu şirketin yükseleceğini düşünüyor. Çünkü matematik gerçekten ama gerçekten çok tuhaf bir konu. Yani hisse burada 34 TL'lerden tabi burada aslında 32 TL'den düştü ama yani %38 kayıp yaşıyor, %50 kayıp yaşıyor. Eski fiyatına geldiğinde ise %100 artmış oluyor. Matematik tuhaf bir şey. Şu anlık 18-19 TL civarında. Ben de yıl sonunda eski fiyatlarını 34 TL civarında, 35 TL civarlarına geleceğini düşünüyorum. Ya büyük bir artış mı, çok muazzam bir şirket mi, hayır değil. Eski fiyatına yani daha halk arz olduğu fiyata gelecek diyorum. Hatta bakalım, e, Koton ne zaman halk arz olmuş? 10 Mayıs'ta. Yani benim tahminime göre 19 ay geçmiş olacak. Bakın, 19 ay ve şirket sadece ilk başladığı fiyatta olacak belki. Ama bu şimdi alan için, şu an alan için %100 kar demek. Benim de potansiyelim %100'ü potansiyel görüyorum. Bu yüzden bazı düşmüş şirketleri düşük seviyelerden almak, dip seviyelerden almak bizim için çok değerli bir konu. Hatta 16 TL'de alanlar belki çok çok daha yüksek kazançlar elde etmiş olacak. Benim şahsi kanaatim bu. Kısa vadede ise burada bir ee, 19-20 TL direnci var. Bu seviyeyi kırarsa 22 TL civarına doğru gelme ihtimali ne olduğunu düşünüyorum. bir de i̇şte dediğim gibi özellikle şuradaki nakit girişlerine çıkışlarına bakmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın şurada yerli hisse senedi fonlarında burada girişler başladığında iş portföyde özellikle borsanın da artacağını anlayabiliyoruz. Bakalım şimdi iş yatırımın bu hisseler hakkında verdiği de fiyatlar ne? Yine Koton tarafında 39 TL fiyat vermiş ve %105 sinyal vermiş gibi benim de tahminim o yönde. Tüpraş'ta %55 sinyal vermiş. Yani ben de işte %50 civarlarında o civarlarda bir şey bekliyorum. Enersa'da %66 vermiş. Bence birazcık yüksek vermiş. Ben daha %55'ler %50'ler civarında bir artış bekliyorum. Galata Wind'de %93'lük bir sinyal vermiş 48 TL. Bununla beraber Tofaş tarafında da %99'luk bir sinyal verilmiş. Bence yine Tofaş tarafında da yüksek bir sinyal verildiğini düşünüyorum. Evet Tofaş'ta çok çok büyük bir düşüş oldu. Doğruya doğru. Ama yani 350 TL civarları bence daha makul de fiyatları iş yatırımın dediği her şeyle kabul edeceksek bizim kendi analistliğimiz nerede kaldı? Kanalın adını iş yatırımın verilerini gösterme yapalım yatırım ve finans Neyse bu da işin şakası. Arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı. Sizden ricam özellikle her gün saat 19'da attığım hafta işleri videoları izlemeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız, ayrıca videoyu beğenip yorum yapmanız. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.